İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülüm ve beraberindeki heyet Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kutbettin Demirdağ makamında ziyaret etti. Yani biz orada geldik. Ondan sonra biz bir teşkilat alışkanlığımız var. Biz Tayyip Bey'le siyasette de 84'te bizi tuttu çekti. O gün verdiğimiz sözü kendisine de bu söyledim. Şimdi daha söylüyorum. Allah'a dua ediyorum her nefesinde. O yalpalamadığı sürece, sırat-ı müstakimde dost doğru yürümeye devam ettiği sürece benim sözüm hep başımın üstünde kalsın diye Rabbime dua ediyorum. Ziyarette İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülü'nün yanı sıra Elazığ İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Şahin Karar, Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Mehmet Cebeci, Profesör Doktor Saadettin Tan Yıldız'ı, Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk'le birlikte Cemiyet Yönetim Kurulu üyeleri hazır bulundu. Zorlaşıyor. Yani dönemin hassasiyetleri, sizin hassasiyetleriniz, yıldızınız biraz parlayınca farklı beklentilerin devreye girmiş olması. Rektör Demirdağ, cemiyetin çalışmaları hakkında çeşitli bilgiler veren İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, önümüzdeki yıllarda yapacakları projelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Cemiyetin masaj yapıyor özel bir ünlüsü. İşte bir arkadaşımız bir bölgede, üç bölgeye böldük Türkiye'yi. Doğu ve Güneydoğu. Rektör Demirdağ ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Eğitim alan genç sayısı çok fazla. İşte Fırat Üniversitesi Elazığ'da 45 bin öğrenci. Yani bu ihmal edecek bir rakam değil artık. Evet. Çünkü okuyan ve yüksek öğrenim alan, orta öğrenim alan öğrenci sayımız o kadar fazla başladı ki. O yüzden Anadolu'da da İstanbul gibi böyle bir merkezler oluşmak zorunda. Çünkü... Ziyaret sonunda günün anısına Rektör Demirdağ, Başkan Tülün'e hediye takdim etti.